Seçime gidiyoruz. Siyasileri uyarıyorum, onların peşinden koşan trolleri de. Unutmayın cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir. Kendinize de, savunduğunuzu sandığınız kişilere ve örgütlere de, ülkenize de zarar verirsiniz. O trollerin günahları da o siyasilerin boynuna olacaktır. Dedikodu, gıybet, iftira, yalan haramdı değil mi? Şu ayetler Müslümanım diyen herkesi bağlar hatta insanım diyen herkesi de. Buyurun birlikte okuyalım. İyi iman edenler, yapmayacağınız şeyin için söylüyorsunuz. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir gazap nedenidir. Saf Suresi 2. ve 3. Ayet Kiminiz birinin yanına gidip biz sizdeniz, bize dönüp aslında biz sizdeniz demiyor musunuz? Anlaşmalar imzalamıyor musunuz? Allah söylediklerinizi, yaptıklarınızı, aklınızdan ve kalbinizden geçenleri, gizli, şifreli, kapalı kapılar arkasında fısıldaşarak konuştuklarınızı biliyor. İyi insanlar. İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyorsunuz. Bakara Suresi 44. ayet ya da ötekilerin gizledikleri ayıplarını araştırıp bulup onları açıklarken, kendi yakınlarınızın ayıplarını gizleyip, sonra da başkalarına onlar hakkında yalancı şahitlik yapıp, onları temiz, dürüst, ahlaklı kişiler olarak mı tanıtıyorsunuz? Gıybet, kişinin muhatabı duyduğunda hoşlanmayacağı şekilde anmaktır. Hucurat Suresi 12. ayette bunlar için, gıybet, dedikodu yapmayın. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz değil mi, buyurulmuyor mu? Yani onların yaptıkları yamyamlıktan başka bir şey değil. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, ey müminler bir kısmınız diğer kısmınızı alay almasın. Belki de alay edilenler kendilerinden daha iyidir. Birbirinizi ayıplamayın, kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötüdür. Allah'ın yasak ettiği şeylerden tevbe etmeyenler ise zalimlerdir. Hucurat 11. Ayet Evet bir kimseyi, sevmediği bir lakapla çağırana, melekler lanet eder. Meleklerin lanet ettiği kişiler ve topluluklar iflah olmazlar. Allah onların üstüne pislik yağdırır, işlerini sarp dağlara sardırır. Onlar kaçtıklarını sandıkları şeye doğru koşarlar onların korktukları ve haksız bir şekilde kınadıkları şeyler başlarına gelir. Peygamberimiz dostları ile sohbet ederken onlara, baba ve annenize küfretmeyin dedi. Onlar da, biz anne babamıza küfretmeyiz ki dediler. Efendimiz de onlara şöyle dedi. Başkasının baba ve annesine küfrettiğinizde, o da döner sizin baba ve annenize küfreder. Böylece siz baba ve annenize küfretmiş olursunuz hem onları günaha sevk etmiş olursunuz, hem de onların günahını siz de yüklenmiş olursunuz. Biz güzel söz ve hikmette insanları hakka ve hayra çağırmakla, onlara güzel örnek olmakla emrolunduk. İbni Cerir, hoşlanılmayan bir lakap ve hakareti andıran her söz Kur'an'ın telin ettiği ahlaksızlıklardandır der. Hümeze Suresi 1. Ayette, arkadan çekiştirip duran ve kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin may haline denir hele hele bunu topluca grup olarak, iş bölümü içinde, birlikte yardımlaşarak yapanlar yok mu? Maide suresi 2. ayette şöyle diyor. Sizi mescidi haramdan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğinizkin, kin, sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Birilerine olan düşmanlığınız ve öfkeniz bile sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmesin. Hele para karşılığı, makam karşılığı, topluca, birlikte iş bölümü yaparak bunu asla yapmayın. Bakın nasıl ibadetler cemaatte yapılınca sevabı kat kat artıyorsa, kötülük yaparken birlikte hareket edenler ve yardımlaşanların günahları da kat kat artar. Mesela sigara içerken başkalarına da ikram eder, birlikte içerseniz yine aynı şekilde. İçkide de, fuşta da, rüşvette de, torpilde de bu böyle. İhaleye fesat karıştıranların yaptıkları da aynı. Unutmayalım ki bunu engellemesi gerekenler bu yanlışın bir parçası oluyor ve bu konuda şirretlik ederek yaptığımızda başkalarını elimizde, dilimizde engellemeye çalışmamız gerekirken onlarla birlik olduğumuz için günahlarımız da kat kat artar. O haksızlıkları yapanları desteklediğiniz ve alkışladığınız, onların yaptıkları haksızlıklar karşısında, sessiz kaldığınız için onların günahlarının cezasından size de bir pay vardır. İlm-i Kaim'de El Cevabul Vafi adlı eserinde şu hadis diye meşhur olan bir güzel söz olarak hafızalarımızda yer eden sözün aslı, anlam olarak şöyledir. Batıl, yanlış şeyleri söyleyerek insanlara nasihat eden, insanları Allah'la aldatmaya çalışarak konuşan şeytandır. Hakkı söylemekten sakınan ise dilsiz şeytandır. Fatır suresi 5. ayette: Ey insanlar! Muhakkak Allah'ın vaadi yani öldükten sonra dirilmek, hesaba çekilmek gerçektir. O halde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, hilebaz şeytan da sakın sizi Allah'ın diniyle aldatıp kandırmasın. Seçime gidiyoruz. Siyasi partilerin üyelerini, yöneticilerini, sempatizanlarını, taraftarlarını, medya bazlarını, kiralık kalemlerini, sözcülerini, ekran yüzlerini, sunucularını, metin yazarlarını, reklamcılarını, stratejistlerini, trollerini, paraları ile bunları destekleyen sermaye sahiplerini, bunlara fetva veren hocaları uyarıyorum. Dünya nimeti ve iktidarı, servet ve makama uğruna Allah'ın adını da kullanarak Allah'ın rızası dışında işler yapmayın, sözler söylemeyin. Memurlar, sadece esnaf değil memurlar, amirleriniz öyle istiyor diye dilsiz şeytan da olmayın, gerçekleri de tahrif etmeyin. Unutmayın, masiyette itaat yoktur. Hani haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana, zalime karşı olacaktık adil şahitler olacaktık. Evet, yaşadığımız zamana ve mekana şahit olacağız ve hakkında halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli ve haykıran sesi olacağız. Hiç kimse dünyada olup biten şeyleri görmezden, duymazdan, bilmezden gelme hakkına sahip değildir. Hani ölçüyü, tartıyı, hesabı doğru tutacaktık. Ribaya karışan Allah TL'nin değerine karışmıyor mu? istatistik verilerin ya da kamuoyu araştırmalarının doğruluğuna bakmıyor mu? Bu yalanlara çanak tutan akademisyenler hak nezdinde bu hesaba göre hangi konuma düşüyorlar? Bu dünyada kim ne yaparsa, bu dünyada ve ahirette onun karşılığını bulacaktır. Allah'ın ipini bırakırsanız, Allah yönünüzü ve aklınızı karıştırır da, kaçtığınızı sandığınız şeye doğru koşarsınız. Unutmayın, size hayır gibi gelen şeyler de şer, şer gibi gelen şeyler de Allah hayır murat etmiş olabilir. Hazreti Musa'nın kavmini hatırlayın. Önlerinde üç peygamber ve emanet sandığını taşıyan melekler, on günlük yolu kırk yılda geçtiler. Her yanlış adımlarında Allah yönlerini şaşırttı. Yanlış işleriniz istikametinizi şaşırtmasın. Bu dünyada yapıp yapmadıklarınız, ya da söyleyip söylemediklerinizle, ya kendi sırtınızda kendi cennetinize tuğla, ya da kendi cehenneminize odun taşıyacaksınız. Dünyayı yoksullar ve mazlumlar, dullar, yetimler, yolda kalmışlar ve yurtlarından çıkartılanlar için yaşanmaz kılıp, ev, er, makam ve midelerini haramla dolduran müstekbirlere, din ve ilimlerini para karşılığı satan belamlara, karunlara, mütrefinlere, fasıklara, zalimlere veyl olsun onların hali dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. Onlar kendilerine ilim, makam ve servet verildiği halde nefsine uyup yoldan çıkanlar, zulme, işrete dalanlardır. Onların kalpleri mühürlendikten sonra gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var hissetmez olurlar. Tebbet yeda. Onların elleri ve dilleri kurusun. Evet, bu slogan bana ait, ilk özel kullandı. Hasan Celal'e söylemiştim bizim siyasetimiz maslahat temellidir. Halka hizmeti hakka hizmet vesilesi biliriz diye. Sonra bu halka hizmet hakka hizmettir diye meşhur oldu. Bunu da hayrunnas men yenfonnas yani insanların en hayırlısı, insanlara en fazla faydası dokunandır şeklinde açıklamıştım. Özal da bu sloganı kullandı. Bugünlerde de duyuyorum. İyi, güzel. Ama bu paranın bir de öteki yüzü var. Yazının bir de turası var. Halka ihanet, halkı kandırma, hakka ihanet ve hakkı kandırmaya teşebbüstür. Bunu anapın içindeki o zaman kiran kafalılara ve rantiyecilere anapın papatyalarını anlatamamıştık. Sonra olan oldu. Anapın başına gelenleri de biliyorsunuz. Neyse anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Sözümün muhatabına gelince Ha sana, Ha sana fark etmez. Selam ve dua ile